İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın haftalık gazetesi Vestin Armenya'nın 50. sayısı çıktı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 36. oturumunda Ermeni sorunlarının hayati konuları tartışıldı. Türkolog Gehamyan, Türkiye barışı tesis etme sahte yemiyle Ermeni devletinin tamamen parçalanmasını sağlayacaktır. The Washington Post Bakü, COP29'un Bakü'de yapılması kararını sahte kullanıcı hesaplarıyla olumlu bir şekilde sunmaya çalıştı. Bakü'nün Ambert hakkındaki yalanı 1915'te Batı Ermenistan'ın Ermeni anneleri Ermeni halkoyu Arminosidi incelemek için tarihteki trajik boşluklar ifadeleri Türkiye-Azerbaycan görüşmesinin mantığına tam olarak uyuyor. Batı Ermenistan'ın Vestin Armenia haftalık gazetesinin 50. sayısı yayınlandı. Yeni sayının kapağında Batı Ermenistan'ın Bitlis vilayetinin Muş ilçesinin Suluh köyündeki Suluh Köprüsü resmediliyor. 27 Mayıs 1907'de Suluh'ta Gevok Çavuş önderliğinde fedailer Türklere karşı savaştı. Gevork ertesi gün öldü ve köy ise 1915-1916'da yok edildi. Bölge sakinleri katledildi veya yerlerinden edildi. Yeni yayınlanan haftalık gazetede aşağıdakiler gibi ilginç ve derin materyaller okuyabilirsiniz. Armenya Kültür Birliği'nin 30. yıl dönümü etkinliği. Nemrut Dağı. Rafi Kortoşyan'ın değerlendirmesi. Şuşi'deki Kutsal Ammena Kilisesi'nin Ermeniliği ve Bakü'nün saygısızlık girişimleri. Batı Ermenistan ekosisteminin tehlikeleri ve kesinlikle dikkatinizi çekecek diğer ilginç makaleler. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatından aşağıdan indirebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 36. oturumu 29 Ekim'de gerçekleşti. Oturum Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın konuşmasıyla açıldı. Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Fransa'nın Bourg-le-Valence kentinde düzenlenen önemli etkinliğe değinerek yerel Ermeni topluluğunun büyük potansiyelini ve önemini vurguladı. Oturumda konuşmada, bulunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabramyan da Arsaha değinerek orada yaşananları Batı Ermenistan'la karşılaştırdı. Abrahamyan, hay fedailerin faaliyetlerini ve Arsah'ın kurtuluşundaki kilit rollerini kısaca sundu ve gelecekteki oturumlarda bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağını belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Abraham Yan, ayrıca Fransa'nın gündemine giren ve kendi girişiminde bir askeri madalya oluşturduğunu da belirterek Ermeni halkının kahramanca mücadelesinin değerlendirilmesinin önemini dile getirdi. Türkolog Varujan Gehamyan Telegram kanalında yazdığına göre Türkiye tırnak içerisinde barışı tesis etme sahte yemle Ermeni devletini tamamen parçalamayı başaracaktır. Bu aşama Kasım 2020'de başladı. Ermeniler ve özellikle ulusal seçkinler çeşitli sebep ve bahanelerle de facto Türk yanlısı yönetime hoşgörü göstererek bunu yapmayı kabul etti. Bu sürecin son aşaması sözde barış anlaşması değil, son aşaması göç yolundaki biz olacağız. Türkolog Gehamyan, Doğu Ermenistan'ın fiili hükümetinin ise bu aşamayı sonuna kadar yürüteceğinden şüpheniz olmasın. Türkiye'nin huzur içinde yaşanacak bir ili olmalıyız demek için bir iki yılımız kaldı diye yazdı. Amerikan dergisi The Washington Post, Bakü hükümetinin COP29'un Bakü'de yapılması yönündeki tartışmalı kararını sosyal ağlardaki sahte hesaplar aracılığıyla olumlu bir şekilde sunmaya çalıştığını iddia ediyor. Özel bir çalışmanın sonuçlarına atıfta bulunan medya, Aliyev yönetiminin bu kampanyasına X sosyal platformda en az 1800 sahte hesabın dahil olduğunu kaydetti gazete Azerbaycan Bot ordusunun aralarında Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev'in de bulunduğu Azerbaycanlı yetkililerin petrol üreten bir ülke olan Azerbaycan'ın aynı zamanda yeşil enerji üretimini de desteklediği yönündeki açıklamalarını aktif olarak yaydığını yazıyor. Amerikan Gazetesi, Bakü'nün geçen Eylül ayında Artsaha saldıran, etnik Ermeni nüfusunu yerinden eden ve Artsah'ın hukuki, siyasi ve sivil kurumlarını dağıtan bir ülke olduğunu hatırlatarak çevresel paylaşımların yanı sıra botlar Ermeni karşıtı paylaşımlar da yayıyor diye belirtiyor. The Washington Post'un haberine göre Bakü'de en az 23 ünlü Ermeni siyasetçi hala cezaevlerinde. Analize göre botlar criminals not hostages hashtagini kullanarak bu mahkumları aşağılayan gönderiler yayıyor. Bakü yetkilisi bu iddiaları Azerbaycan'a karşı kirli bir kampanya olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev özellikle COP29 arifesinde Washington Post ve Kongre'nin bazı yetkilileri Azerbaycan'a karşı kirli bir propaganda kampanyası yürütüyorlar dedi. İlham Aliyev'in Azerbaycanlı bilim insanlarına Batı Azerbaycan'ı incelemeleri talimatını vererek buranın tarihi bir Azerbaycan toprağı olduğunu, şehir ve köy adlarının Azerbaycan kökenli olduğunu açıkladı. Bakü bilim insanları mali kaynakları zimmete geçirmek amacıyla Doğu Ermenistan topraklarında bulunan tarihi ve kültürel objeleri Ahvan veya Türkiye olarak adlandırılarak tırnak içerisinde araştırmalar yürütüyorlar. Örneğin Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi çalışanı Faik İsmailov, Ambert Kalesi hakkında bir makale yazarak 11. yüzyılda inşa edilen Vahramaşen Kilisesi'nin Gansasar Kilisesi'ne benzediğini iddia etti. O, kilisenin Ermeni yazılarının 20. yüzyılın başında kalenin Ermeniler tarafından gasp edilmesi amacıyla eklendiğini belirtiyor. Ancak Ambert Kalesi, bitişik binalarıyla birlikte Azeri veya Türk, değildir. Burası 7. yüzyılda Gamsaragan prensleri tarafından kurulmuş, 10. yüzyılda Bahlavuni prenslerine geçmiş ve Bagratunyans krallığının önemli bir askeri savunma üssü olmuştur. Ambert Kalesi adlı tarihi ve kültürel rezerv kaleyi, surları 1026'da inşa edilmiş Vahramarşen Gatoygosluk Kilisesi'ni ve diğer binaları içerir. 1915 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı soykırımın gerçekleştirildiği Ermeni halkının tarihindeki en trajik yıllardan biridir. Binlerce yıldır Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler bu dönemde toplu katliamlara, Armenoside, sürgünlere ve diğer baskılara maruz kaldı. Bu korkunç olaylar halkımızın tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Bu dönemde vatanlarında yaşayan Ermeni anneler sadece kendi varlıkları için değil, aynı zamanda çocuklarının ve ailelerinin yaşamları içinde mücadele ediyorlardı. Sevdiklerinin nasıl şiddete ve vahşete maruz kaldığını izlemek zorunda kaldılar. 1915 yılı Ermeni anneler için onların dayanıklılığını, sevgisini ve vatanseverliğini vurgulayan dehşet verici ama aynı zamanda kahramanlık dolu bir dönemdi. Ermeni anneler ulusal kimliğin sembolü ve kahramanlık örneği haline geldi. Bu dehşetle karşı karşıya kalan Ermeni anneler çocuklarını kaybetti ama ruhları mücadeleye devam etti. Onlar kültürel miraslarını, ahlaki değerlerini ve küresel sevgi ve ilgi modelini korudular. Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in uluslararası düzeyde tanınması ve kınanmasını Doğu Ermenistan'ın dış politika önceliklerinden çıkarmak soykırım Armenosid mağduru milyonlarca kişinin anısına leke sürmektir. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın açıklaması Ermeni halkının soykırımın Armenosid'in tanınmasına ilişkin ortak iradesini ve mesajını doğrudan ihlal etmektedir. Ermeni Halkoyu adlı sivil inisiyatif şu açıklamada bulundu. Tarihteki trajik boşluklar veya Ermenilere karşı uygulanan soykırımı araştırmak ifadeleri, soykırım Armenosidi Türk veya Azerbaycan söylemi çerçevesinde sunarak önemini zayıflatıyor. Uluslararası tanınmanın reddedilmesi Doğu Ermenistan'ın uluslararası güvenliğinin ve rolünün sorgulanmasına neden oluyor. Mevcut hükümet, arsahın kendi kaderini tayin hakkını ve Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in tanınması sürecini koruyan ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmelidir. 2023 yılında Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in önemini küçümseyen tutumları kınayan Ermeni Halk Oyu sivil inisiyatif ortaya çıktı ve biz bunu ihlal edenleri sorumlu tutmaya hazırız. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.